kanka diyor. Evet. Şurada. Vallahi. Çıta yoğunluğumuz. 4 çıtarımız. Vallahi yumurta kaseli. Tabii günlük çikolata. Var. Evet, kapalı var. Günlük var. Bu şekilde de bu tarafta da aynı. Aynı öyle mi? Burada da aynı. Yalnız arısı, arkadaşlar bakın arısı neredeyse yok gibi. Hatta şu sıra daha net gözüküyor. Hı. Aradaki farkı görebiliyorsun değil mi? Ben sana demek istediğim... Sıkıştırma diyorsun abi. Sıkıştır. Hı. Bak bomboş. Hı. Yani... Benim aklıma geldi dedim hani bir sen baka bundan sonra tamam. Şey yapalım, sıkıştıralım diyor musun? Yani şimdi şunda yavru var. Hı-hı. Bak üstünde arı yok. Hı-hı. Şimdi arı olmayınca yarın öbür hastalık başlar. Hı-hı. Bak bu boş. Tamam Kemal. Hı-hı. Boşluğu görüyorsun. Kaçı düşünüyorum. Bunda yavru yoksa bunun içini alalım. Bak bu boş Kemal. Tamam. Evet bak. Bu tarafı bomboş. Hı-hı. Şimdi buradaki arıyı yavrunun üstüne doğru yönlendirmen lazım ki hı-hı, hani arılar daha sağlıklı olsun. Hı-hı. Daha iyi beslensin. Bundan yavru... Buradan iki çıta alman lazım, iki çıta düşürmen lazım. Hı. Bunda yavru var mı abi? Bunu göremedim mi? Onda yavru yoktur. Tamam, bunu alalım abi. Tamam. Burada nasıl? Bunda da yavru yok. Peki şu yöntem kötü mü iyi mi abi? Mesela hani bu çıtayı burada almadan yana koydum, arasını böldüğün zaman arı buradan balını almaz mı abi? Şimdi, ses geliyor mu bilmiyorum ama biraz sesli konuşayım. Arkadaş diyor ki, 4 çıtam var diyor. Bu 2 tane ballıyı bu köşeye koysam diyor. Buraya. Arımı diyor 2 çıta buraya sıkıştırsam. Buradaki arı buradan balı çeker mi diyor. Çeker. Hı. Ama şimdi zamanı değil. Hı. Sen ne kadar arıyı sıkıştırsan bile bu arı buraya geldiği zaman yine burada üşüme olacak. Üşüme olacak yani. Evet. O yüzden. Şimdi zamanı değil yani. Bunu baharda yapabilirsin bak. Hı. Baharda böyle arılarının, yavruların şey olduğu zamanlarda. Hı. Çiz üstünü buraya koy, temizlerler. Evet. Orada bir sıkıntı olmaz ama şu anda sıkıntı olur. Anladım. Pek bir şey fark etmiyor çünkü buradaki arı yine buraya gelecek. Ha, o yüzden uygun görmüşsün abi değil mi? Ya bence uygun değil. O zaman buraya biz... strafor koyuyorsun. Koyacağım abi. Evet. İki çıtaya düşür. Straforunu koy. İki çıtaya düşürdük. Dört çıtaydı. Varroa gördüğümüz için onu yapmak zorundayız abi. Çok az varroam var. Çok az var değil mi? Evet. Hı. Yani şu anda arkadaşlar bakın şu anda tamam. Organik varsa bildiğiniz ondan yapabilirsiniz. Hı. Kameraya da göster. Şöyle. Hı. Devam et sen bakmaya. Hı. Buradan bakınca görüyorsun boşluğu. Evet. Evet. Bunlar sana şey bilgi olsun şu anda yani. Hı. Şey işte alalım abi. O zaman gerek. Alacağım. Alalım alalım. Sen alıyorsan. Yok yok alalım. Hiç etme abi. Şerbet verme. Şerbet verme. Tamam. Zaten yeterince balı var. Evet. Buraya koyuyorsun. Aynen. Şeyin buraya koyalım. Hemen de üstünü de kapatıverelim. Evet. Yoğunluğu şimdi iki çıtaya düşüreceğiz. Bak bu da bal. Peki buna boş çıta konmak gerekmiyor mu abi? Şey söyleyeyim bak. Hmm. Komple bal. Hmm. Günlük yavru. Bak sadece şurada var günlük yavru. Şu kadar kısım da var. Hmm. Kemal. Evet, evet. Bu da arımız için, bizim için çok az. Çok az. Yani bu kovan sönecek neredeyse. Hmm. Yani şu kadarcık bir arıdan ne olacak? Hmm. Kışa nasıl çıkaracak? Gerçi şimdi keçi boynuzu var ama. Evet. Evet. İşte o yüzden şu anda şerbet verme. Yok tamam. Şimdi her taraf bak bal. Bak anarı ne yapsın? Yavru atacak yer yok. Hmm. Demek istediğim o. Bak yavru atacak yer yok. Hep dolu. Hmm. Bir tane şey ver bana. Daha böyle boş çıta ver. Şimdi böyle olduğu zaman iki çıtada bal var arkadaşlar. Komple bal. Şu çıtada sadece şöyle az bir yerde yumurta atmış anarı. Anarının yumurta atmasını çoğaltmamız için ballıyı alıyoruz. Yerine örülü bir petek vereceğiz. Evet, şu kovan arkadaşlar biraz önce çekmiştik. Aynı bu şekilde mermer vardı önünde. Mermeri aldık ve sıkıştırdık. Bakın eşek arısı yakaladı bir tanesini ama bak nasıl hücum ettiler. Hadi çocuklar hadi saldırın.
Bakın gördünüz mü? Yine savunmaya geçtiler. Aynı asker gibi sıralandılar. Düşmana doğru hepsi birlikte. Bazıları öne çıkıyor. İşte o öne çıkan tek olduğu zaman eşek arısı onu kapıp götürüyor. Evet, dışarı çıkacak bir tane arı bekliyor. Bal arıları içeride savunmada bekliyor. Bakın girmeye çalışıyor ama delik küçük olduğu için giremiyor. Çıkma. Mecbur çıkacak. Nektar ve polen getirecek arı da lazım. Kemal, delik ufak olduğu için eşek arısı bak bundan giremiyor. Değil mi? Bunlar içeri giremiyor. Hı. Bak sadece önünde arı varsa onu al, hepsi alamıyor. Yani. Almaya çalışıyor ama giremiyor. Evet. Bak ne güzel yoğunlaşmış arı. Evet. Bak. Şunu şöyle. Evet, içeriye koyuyoruz. Bunu mu koyuyoruz? Bunu. Hı. Ki yavru attığı zaman buradaki yavrular üşümesin. Hı. Burada zaten bal var. Hı hı. Straforumuzla yanaştıracağız. Arıyı iki çıtaya düşüreceğiz. Sen bak. Ben yorumumu yaparım. Tamam. Yani yorum yapıyorum ama evet. Sıkıntı olmuyor değil mi? Yok yok, olur mu ya? Ben daha yani bilgi alıyorum bununla ilgili yani. Abi. Yani öğretmek amaçlı söylüyorum. Tabii bunları. Tabii. Hacet Ali'nin bir sözü var. Bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum diye. Evet, göster. Bak bu da aynı boş. Ne yapacağız? Bunu da alacağız. Arıyı dağıtmaya hiç gerek yok. Önemli olan kovandaki arı nüfusu. Peki şöyle bir söz de var abi de. Hatırlıyor musun? Arı peteği akmaktıkça peti görmeyin diye söylüyor. Evet. Doğru mu sence abi? Doğru. Yani ama şimdi bahar için söylüyoruz biz genelde. Ha, bahar için. Baharda hani havalar normal bir sıcaklığa geliyor. Bir sürü bol miktarda polen geliyor. İşte evet. O zaman böyle hafif bir dalak attığı zaman evet. Çıtanı atabilirsin. Acemiysen mesela. Ama hani belli bir ustalığa geldiysen evet. Kovanı açar açmaz son çıtadaki arıya bakıp diyebilirsin ki ha bu yarın büyük bir ihtimalle pete görecek, mum isteyecek. İşte o mumu örmeden sen hemen koyabilirsin o zaman. Ha, mumu örmeden ha. Tabii. Yani o dalağı atmadan da şey yapabiliyorsun. Saf petek verebilirsin ama dediğim gibi belli bir seviyeye gelmek lazım. Günlük yavru var mı? Ha, bakıyorum ben, ne oldu? Çok bal var, görüyor musun? Arı oranı da çok az. Var mı değil mi? Yok, arı. Arı da bunlar. Varova yok gibi. Bunlar günü yumurta yok abi. Tamam, onu da alacaksın. Üç çıta, iki çıta mı bırakalım? Valla alacak. Gerekiyorsa bir çıtaya düşün. Dedim ya, çıta aldığın zaman arın azalmıyor. Arıya daha şey vermiş oluyorum. Yani. Arı bir çıta da olsun ama yavru atsın. Sana yavru lazım. Bana yiyip lazım büyük ya. Yani işte çalışacak ara olmayınca ne olacak? Kovan sönecek. Evet, yavruya artık bakabilirsin. Yavru görebilirsin. Evet, yavru var bunda. Tamam. Anayı da gördüm ben. Evet, şimdi iki çıtaya düşür. İki çıta şu an. Aha, iki çıta iyi. Straforumuzu, bölme tahtamızı yanaştır. Tamam. Ben bunu sen gelmeden ben bunu şey yaptım biliyor musun? Kendi çapında ufaktım biliyor musun abi? Daralttın mı? Daralttım değil ama dediğiniz gibi peteği ben şu tarafa yedim buradan bal alsın diye biliyor musun? Sonuçta harcamasın diye. Evet. Şeye. Şu zamanda bak arı kuvvetli görüyor musun? Bak ne güzel. Evet. İşte petek dediğim böyle olacak. Bu kovana ne zaman petek vermem gerekiyor abi? Bununla petek ilgili, evet. Vermen gerekiyor. Evet. Yani baharda. Şu anda artık kış geliyor. O da bir değiş var. Arı şeyi gördüğü zaman, ana arı bal kemerini gördüğün zaman yumurtayı basar diyorlar. O ne diyorsun abi? Yok. Ana arı bal kemerini gördüğü zaman değil, ana arı polen varsa yumurta ve bak poleni varsa ve yoğunluğun olduğu kadar yere. Şimdi istediği kadar polen gelsin. Bir çıtada bir avuç arı varsa
hiçbir zaman ana arı komple yavru atmaz. Bak hiçbir zaman göremezsin bunu. Göremem. Ben hiç görmedim. Gören de yoktur. Çünkü ana arı ne kadar yoğunluk varsa o kadar yere yavru atıyor. Bal kemerine bakmıyor ana arı. Öncelikle polen. Çünkü İtalyan arılarına baktığın zaman İtalyan arı komple yavru atıyor. Bal kemerini falan yiyor hep. Hep yiyor yani. Tabii bal kemeri bırakmıyor İtalyan arı. Bakın boşluk. Dur, orada yavru var. Onda var mı? Hangisinde? Günlük var mı? Bak bakalım, günlük olabilir. Çünkü bu tarafında yavru var. Nerede gözüküyor? Yok yok, yumurtalar bu tarafta da. Hı. Bunda günlük var mı? Hı. Şimdi bak böyle durumda, bunda günlük yavru yoksa ben bu çıtayı alırım. Hı. İki çıtaya sıkıştırırım. Burada yavru olduğu için de straformu yanaştırırım. Hı. Ve kapatır giderim. Yani ana arı buraya yumurta atıyorsa şu ortaya, hı, arı çoğaldığı zaman şu kenarlara da atmaya başlar. Tabii ki öncelikle polen gelmesi gerekiyor. Şu anda senin sıkıntın polen. Şu eşek arıları bir bilseydi. Tamam, kasım alayım abi. Bence al. Yani ne kadar sıkıştırsan o kadar iyi. Bak yavru çürüklüğüne döndürür, ondan sonra baş edemezsin. Dediğim gibi çıta sadece azalıyor. Arı azalmıyor. Bak mesela şunlar eğer bir çıkamazsa bittin. Yani. Seni kurtaramayız. İlaç da yok çünkü. Öyle bir ilacımız da yok yani. Yok değil mi? Yok ya. Var şey, yavru çürüklüğü için ilacımız yok. Teşekkür ederiz. Geldiğin için. Ya işte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Hatta arkadaşım da sordu, gelen abi kim diye, dedim ki ayan gezicidirim ya, kaç bin takipçisi vardır yani. Gidin tepte görürsün derim yani, çok merak ediyorsan. Evet. Sağolsunlar, önemli olan yardımcı olmak. Çok sağ ol. Aha dur, arımız düştü. Dedim o. Sen bu arıyı kullanacaksın değil mi? Vallahi sen bilirsin abi. Yok kullanacaksan vereceğim, ben sana hediye getirdim bunu. Eyvallah, çok sağ olasın. Ha, işime yaramaz diyorsan götüreceğim. Onu nasıl kullanabiliriz? Hani bir, Vallahi sen bölme yapamazsın. Arıların çok bir şey. Çok zayıf. Yani. 10 çıtalı bir şeyin olsaydı derdim sana bölme yap. Yani bir ana arı yüzünden hazır ki arını daha da zayıflatma. Bunun ana arası yeni abi, biliyor musun? Hiç korkma ortak, bak. Bir çıta bile olsa o kışı çıkarır. Güzel. Nasıl yavru var gibi, şurada var. Evet. Evet, yavru var da. Koyacaksın. Hı-hı. Bak biraz önce ne dedim? Dedim ki arı neredeyse oraya yavru atar dedim ya. Evet. Bak arı burada yavru atmış. Evet. Bak öbür taraflara gidip yavru atmıyor. Çünkü arısı olduğu kadar yere yavru atıyor. Bu bilgiyi kullanarak... Burada yumurta var. Var. Hiç. Belli zaten. Şurada da var. Evet. Anarı da geziyor orada, gördüm onu. Evet. Yani ne kadar sıkışık olursa anarı o kadar çok yavru atar. Bu da bizim için iyi. Bu iki şey yeter diyorsunuz. Değil mi? Yeter. İki tane. Çünkü iki tarafta zaten şey var. Yavru var. Bunu alamayız. Dur şeyin. Dur bunu buradan al. Straforu koy önce. Straforu mu koyayım? Önce straforu koy. Havalar serinlemeye başladı. Üşütmeyelim. Zaten arı az. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşımızın esas problemi eşek arısı ve polen olmayışı. Tabii polen de eşek arısından dolayı gelmiyor. İnşallah yağmur kısa sürede yağar ve eşek arısından kurtuluruz. Sizin de başınızda böyle bir şey varsa tavsiyem kovanlarınızı taşımanız. Başka bir yere götürün, orada polen gelecektir. Ana arı yumurtaya başlayacaktır. Şu anda yumurta, günlük yumurta yok. Hı hı. Sıkıntı ama inşallah keçi boynuzu püren bir açsın. O zaman yavruya başlayacaktır. Evet. Evet, evet, arıyı sıkışık tut mümkün olduğunca. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar görüşmek üzere. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyoruz. İyi günler. Ayaklarına sağlık.